alıyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ellerinden. İşte Alex en değerli oyuncu ödülünü aldı. Maç boyunca takımlarına büyük destek veren Bursaspor taraftarına Fenerbahçeli futbolcular 90. dakikanın ardından tribünde yaşadıkları coşkuyu paylaşmaya devam ederek onları da alkışladılar, selamladılar. Bursaspor tribünlerini alkışladı Fenerbahçeli futbolcular. Bursaspor'un taraftarları bulunduğu tribünler şu anda boşalmakta. Fenerbahçeli taraftarlar ayakta, takımlarını ayakta alkışlıyor. Bursaspor ikincilik ödülünü aldı. En değerli oyuncu Alex de Souza seçildi. Sabah gazetesi sporcusu Emrah Kayaloğlu ve Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurkan'la birlikte kupa töreninde 50. kupanın Zira Türkiye Kupası finalinin ardından sizlerle birlikteyiz. Şu anda kupanın sahibi Fenerbahçe, 29 yıllık hasrete son veren Sarı Lacivertliler çubuklu formalarıyla Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den madalyalarını alıyorlar. Az sonra kupa Sarı Lacivertlilerin ellerinde yükselecek. İşte kupanın mimarları Futbol Federasyonu Başkanı'nın elinden ödüllerini alıyor. A Haber ATV ortak yayınında 2011-2012 futbol sezonunun son büyük karşılaşması, süper final öncesi son karşılaşma, sezonun son maçının dev finalin ardından kupa tribününde sizlerle birlikteyiz. Emrah Kayaloğlu, neler söylemek lazım şu anda ödüllerini alan Fenerbahçeli futbolcular için? Gerçekten 28-29 yıllık bir hasret. Bunu bitirmek için sahaya çıktıklarını 1. dakikadan 90. dakikaya kadar gösterdiler. Maç boyunca rakiplerinden daha üstün oynadılar. Her alanda daha üstün oynadılar. Zihinsel olarak da daha hazır bir halde olduklarını gösterdiler beklenenin aksine. Tebrik etmek lazım hem aradıkları futbol hem de hukuk şampiyonluğu için. İşte Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktör Aykut Kocaman'a da madalyasını verdi. Fenerbahçe tribünlerinin sesleri eminim sizlere kadar geliyor Ankara 19 Mayıs stadından. Zeki Uzundurkan. Öncelikle Fenerbahçe'yi bu muhteşem futbolları nedeniyle tebrik ediyorum. Gerçekten Bursaspor'a pozisyon dahi vermeden, Volkan önemli bir kurtarış yapmadan maçı bitirdiler. Uzun yıllardır Türkiye Kupası finali izliyoruz. İlk defa bir kupa şampiyonu rakip karşısında bu kadar üstün oynadı. Bu kadar kolay sonuca gitti ki Fenerbahçe şampiyon olana kadar 5 maç oynamıştı. 5 maç içinde en kolay maç oldu Fenerbahçe'nin. Gerçekten süper. Ve sıra kupaya geliyor yavaş yavaş. Fenerbahçe teknik heyeti sorumluları, takımın her anında birlikte olan isimleri de Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den madalyalarını alıyor. Fenerbahçe 2011-2012 yılının kupa sahibi, biraz Türkiye Kupası'nın sahibi, 50. kupanın sahibi birazdan kupasını alacak. İşte başarının büyük mimarı Aykut Kocaman, kupayla birlikte resmini görüyoruz. Birazdan kupa Kaptan Alex'in elleriyle Fenerbahçe ile Sarı Lacivert çubuklu formayla buluşacak. Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte yaşa Fenerbahçe. Lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda. Biraz Türkiye Kupası'nda 50. kupanın sahibi Ankara 19 Mayıs stadındaki şölenin mimarı Fenerbahçe. (Gülüyor)
bir atmosfer var. Hava muhteşem sanılıyor. İşte Fener kupa Bahçe böyle alınıyor. Ne zaman oradan başlayalım? 5 dedim, 4 oldu. Ben paylaşıyor. Önce 3 dedim ona, sonra 5 geliyor mu dedim, 4'te kaldı. Kupa böyle alınır. Boş sahada değil. Ankara 19 Mayıs stadındaki coşku Ankara'ya yayılıyor. Havai fişekler stadın dışında atlamaya devam ediyor. Zira Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u finalde, dev finalde 4-0 mağlup etti Fenerbahçe. İşte Cristiano Baroni 44. dakikada Hale Kupası'nda harika bir gole imza attı. Yobo, Sol, Ziegler, Fener, Büyükbaşı'nın mimarları, Emre Belezoğlu. Maçtan önce de konuşmuştuk ihtiyacımız vardı diye. Çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık. Bütün taraftan armağan olsun, çok ihtiyaçları vardı. Fener Ömer, kupa sevincini yaşayan Fenerbahçeli futbolcuları arasında sıcağı sıcağına duyguları aktarmaya devam ediyoruz. Orhan Şam Ankara'da üst üste 3 maç, senin için herhalde Ankaralılar ilgili de espri yapıyorlardı arkadaşlar. Uğur getirdi baya. Ya evet, ben 10 senem burada geçti, ne kolay yani. Bütün gençliğim burada geçti neredeyse. Ama çok seviyesiz, çok mutluyuz. 30 senedir alınan bir kupa var. Bunu affettik, bunu bitirdik, sonlandırdık. Bütün herkese, bütün taraftarımıza ve bütün Fenerbahçeliler aman olsun. Tebrik ediyorum. 56. dakikada Gökhan Gönül sakatlandı. Orhan Kan onun yerine forma giydi. Sırat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Bursaspor'u 4-0 mağlup etti. İşte Selçuk kupa ellerinde taraflarına doğru gidiyor. Sarı lacivertliler taraflarıyla buluşuyor. Semih 59'da sahneye çıktı. Harika bir gole daha imza attı. Kupada finalde galibiyete pay sahibi oldu. Elden ele dolaşıyor Fenerbahçe'nin kupası. Sarı lacivertli çubuklu formalı futbolcuların arasında. Aslanım Alex be. Yaşa Fenerbahçe. İşte Ankara 19 Mayıs'taki büyük coşku. Fenerbahçe marşı çalınıyor. Fenerbahçe'nin futbolcular biraz Türkiye Kupası'nın 50. sezonunda kupayla birlikte büyük coşkuyu taraflarıyla yaşıyor. İnanılmaz sıkıntılı bir süreç yaşıyor Türk futbolu. Bu süreçte takımını birinci günden bu yana asla terk etmeyen Fenerbahçe taraftarı şu anda doyasıya bir coşku içinde. Konuşulacak çok şey var, ancak bunların tümünü bu güzel sevinçle, bu güzel coşkuyla bütünleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaptan Alex, Fenerbahçelilerin sevgilisi, final maçında en değerli oyuncusu seçildi. Alex'in madalyası, Alex'in sırtındaki bezi ve bayrağı ile birlikte dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe. Birinci yaşayan Alex'in eşi. Alex'in eşini sırtında Brezilya bayrağı, boynunda Alex'in madalyası, kupa Alex'in ellerinde. Stadda Fenerbahçe marşı çalıyor. Yaşa Fenerbahçe sesleriyle Fenerbahçe tribünleri
büyük coşkuyu bütün Türkiye'deki taraftarlarıyla paylaşıyor. Herkese kapat. Musa Sol'la bir beraberiz. Felicitasyon Tudobor, Seman Yifik Jopans, Abdü Etübe, ben Lof, Mane, Zara Gagnel'le Kopan. C'est vrai que ce soir c'est une belle soirée pour Fenerbahçe. C'est vrai que la semaine dernière on a perdu deux titres face à Galatasaray. On était tous déçus. Mais voilà, ce soir on a su réagir et gagner face à Bursaspor. Et tout le monde est heureux ce soir. Merci beaucoup. Merci. Musa Sol kupayı kazanmalarından mutlu olduklarını söyledi. Galatasaray'a karşı kaybettikleri finalden sonra, final gibi maçtan sonra bu maçı kazanmak için ekstra bir çaba göstermeleri gerektiğini vurgu yaptı ve çok mutluyum dedi. Deyip söz tekrar Fatih Kuçu'ya bırakalım. Ankara'da Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe marşından Ankara havalarına geçildi. Tribünlerdeki coşku devam ediyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 50. kupayı kazanmanın coşkusunu yaşıyor.